İftira ya. İftira, kuru iftira hepsi. Hiç yakıştıramadım Fezacığım, hiç yakıştıramadım sana. Ya benim börtü, böcek ne işim olur ya bunlarla? Yakıştıramadım, aynı zamanda da çok kırıldım, incindim. Çok pişmanım. Pişmanlıktan yüreğim kurudu. Gönül bir mapus olsaydı kadın şirin, kendimi oraya kitler, mapusluk eder. Abi şaka yaptık ya, ne olacak yani? Amma abarttılar ya. Ben öyle söyledim ortalığa rastgele, onlar şey ya... Bu da olmaz lan. Bu da çok edepsiz oldu. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapacağım ya? Ulan biraz vicdanının sesini dinle Erkut. Biraz vicdanının sesini dinle. Hiç mi vicdanın yok lan senin? Ulan şurada bir vicdan varsa çık bana yazıklar olsun sana de be. Yazıklar olsun de be. Teo, yazıklar olsun sana. Erkut. Anneciğim sen miydin ya? Ödümü kopardın vallahi ya. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir kahve? Üstünde köpüğü yok, hiçbir şey yok. Sen bu çocuklara böyle bulaşık suyu mu içiriyorsun ya? Babandan böyle mi öğrendin? Anneciğim, ben senin şokunu bir atlatayım, azarını çekersin sonra. Sen hasta değil miydin? Hayırdır? Niye geldin buraya? Ha, ya şey, doktor dedi ki farklı farklı yerlere gidersen iyi gelir sana dedi. De, Ayşe de yanımda zaten, öyle onunla geldim. Ha, iyi tamam. Hoş geldin, hoş geldin. Ha. İyisin değil mi anne? Bak bir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. İyiydim yani, şu kahveyi görene kadar. Ya anneciğim bırak şu kahveyi ya, Allah Allah. Yaparız ya, tamam ne olacak? Bak bunun iyisinden yap. Bu kıvırcık saçlı bir oğlan var ya, ona götüreceğim. Ha, zıkkım içsin o oğlan. Neyse ben burada kalıcı değilim zaten anneciğim. Ben tamamen fotoğraf bölümüne geçiş yapmaya çalışıyorum. Ceyda Hanım'la konuştum. Ya niye öyle yaptın oğlum ya? Niye karıştırıyorsun yerini? Ya öbür taraf daha iyi anneciğim ya, o yüzden. Bak şimdi onlar biraz şey bu ara, yoğunlar bu ara. Ama böyle ne zaman elemana ihtiyaçları olursa gideceğim yardıma. O zamana kadar buralarda devam. Ama en sonunda şipşak Erkut olacağım ben de. Bak Erkut oğlum, sen gene de altın bileziğine güven. Bu şirket, şatafat, gün olur puf gider. Kapının önüne koyverirler. O zaman gene çacılığa dönersin. Ha anneciğim tamam ya, tamam anneciğim ya. Aman tamam, tamam hallederiz. İyi, kahveyi güzel yap. Tamam. Ha, bekliyorum hadi. İyi tamam yaparız. Allah'ım yarabbim ya. Ayşe. Ayşe. Kızım Ayşe nerede? Kerem Bey'le toplantı odasına girmişlerdi. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ayşe! 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 Canım kızım. Eriştim kızım, yavrum kızım. Canım kızım benim. Ayşe! Yaz kızım, 200 top kumaş. Hoş geldiniz Melahat anne. 100 paket düğme. Ne oluyor burada? Nasıl ne oluyor anneciğim? Çalışıyoruz işte, 200 top kumaş alacakmışsınız. Düş bakayım önüme, düş. Düş önüme, kalk. Kalk yürü, yürü. Sen de kumaşlarını bizim orada al. Yürü, bakma. Karım Ayşe'yle aynı evde değilim, sevgilim Ayşe'yi öpemiyorum. İş arkadaşım Ayşe'yle aynı ortamda bulunamıyorum. Bu nasıl bir aşk hayatı ya? Küs müyüz? Yo. Küsmek için asgari bir ilişki gerekir, öyle değil mi? Sertti bu sanki biraz. Ama sıfırdan başlayabiliriz bence. Acaba şey mi diyorum, bu akşam bir yerlere mi gitsek? Ha bir şey mi diyordun Volkan sen? Ne diyordun? Kimdi o? Öyle uzun uzun yazdın, 32 diş gülüyorsun. Ha bir arkadaş. Ne oldu sen bir şey mi diyordun? Şey diyordum ya, acaba diyordum akşam... Ya bak. Salak. Ayşe, Bana baktığını görüyorum kızım. Anne iyi misin diye baktım ya. Anneciğim al. Kahveni getirdim. Sağ ol oğlum. Bu ne ya? Neymiş ya? Oğlum bu ne biçim kahve? Ya bu senin mirasın. Bir kahve yapmayı öğrenemedin ya. Al çabuk git bunu yap. Tekrar yapacaksın. Öğrenene kadar bunu yapacaksın. Ya anne koyuyorum. Makine yapıyor işte. Gel gel dur bak ben sana anlatacağım. Bak şimdi. Melahat anneye kötü bir şey demek istemedim. Biliyorsun değil mi? Ya da şöyle yap, bak şimdi. Bunu makineye yaptırma, babam bunu yapardı. Üstünde şöyle bir parmak kaymağı olurdu biliyor musun? Köpüğü böyle kaymak denir ona bir de aynı zamanda. Biliyorum, bu gerginlikten biraz sinirim bozuldu galiba. Alınganlık yaptım. Ben seni mutlu edecek bir şey biliyorum. Eğer kaçabilirsen akşam sinemaya gidelim. Ne dersin? Sevgililiğin ikinci günü buluşması olsun. Seni seviyorum. Tamam anneciğim. Nasıl istersen öyle yapacağım. Tamam, odun ateşinde pişireceğim. Allah Allah. Bakacağım ha. Sen niye gülüyorsun Ayşe? Ne, kim? Kim gülüyor? Ben mi? Sen gülüyorsun. Ağzın kulaklarında, elinde telefon. Ne oluyor? Niye gülmeyeyim anne? Serpil Hanım mesaj atmış. İyi bir kampanya var diyor. Gülüyorum. Ağlayayım mı? He, yok ağlama, ağlama. Tamam, işini yap sen. Ama karşıya bakma. Şey, paravan mı koysak komple hiç görmeyeyim? Ben anlamam. Karşıya bakma. O olana bakmayacaksın. Anne. Hmm. Bakmam hiçbir yere. Tamam. Kızım. Aslan kızım. Kerem. Heh. Kardeşim ne haber? Ne olsun be abi? Buyur. Ya bir şey soracağım sana. Yelda abla bizim kıza bir isim bulacaktı. Buldu mu? Hiçbir fikrim yok. Bir fikrin yok öyle mi? Söylemedi yani. Yani bana söylemedi. Ayrıca niye bana söylesin ki? Sen ona sorsan daha mı iyi olur sanki? Ya bizim Hülya şimdi bir şeye merak salmış. Bu çocuğun isminin her harfi bir sayıya mı tekamül ediyormuş? O sayıda çocuğun karakterini mi ne belirliyormuş filan. İyi de sen inanmazsın ki böyle şeylere. İnanmam. İnanmam da bizim Hülya inanıyor işte. Hmm. İyi o zaman bir şey öğrenirsem sana haber vereyim. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Aa. Heh. Bak ben bir şey öğrendim. Hı. Sana söylerim ama aramızda kimseye söylemeyeceksin. Tabii ki. Şimdi biz bu eski belgeleri dijitale aktarıyoruz ya. Ben bir belge buldum. Babam Kenan amcanın dükkanını almış. Hı. Ayşe'nin rahmetli babasını. Rahmetli babası. Ha. Şimdi ben bu belgeyi aldım, babama gösterdim. Böyle bir kötü oldu, duruldu. Kaldır onu dedi, boş ver sen dedi bana. Sen biliyor muydun? Yok, bilmiyordum bunu. Niye alsın ki Ayşe'nin babasının dükkanını? Niye alsın? Bak ben sana söyleyeyim. Kenan amcaya bir güzellik yapmış babamız. Nasıl yani? Şimdi kahve kimde? Rıza'da. Ha. Ayşe'lerde. Ha. Şimdi babam galiba mülk sahibinden o dükkanı alıp Kenan amcaya hediye etmiş. Şimdi düşünsene bak, o dükkanın geliriyle o mülkü almanın imkanı yok. Hele o zamanlar. Babamın çok yakın bir arkadaşı kazık attı da ona. Ya, ismini bile söylemedi adam. Ondan sonra babamın tabiatı değişti. İçine kapandı ya, bambaşka biri oldu. Ulan ne istediler babandan be? Emekçi adam. Lan ne insanlar var be? Ya babam o arkadaşına kefil olmuş. Arkadaş tabii sonradan çok zengin olmuş. Ya neredeyse bizim dükkan da gidiyordu elimizden. Bayağı kötü günlerdi. İşte annem gündeliğe başladı falan. Benim okuma takıntım da o yıllara dayanır. Doğru diyorsun bak. Ayşe böyle bir şeyden bahsetmişti. O zamanlar maddi sıkıntı yaşamışlar. Herhalde babam yardım etti. Bak o kadar gelindi, gidildi. Hiç sohbetini bile açmadı görüyor musun? İşte babam bilmiyor musun? Bir iyilik yapar hiç lafını bile etmez. Övünmeyi sevmez. Doğru, doğru ya. Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi, sağ ol. Tamam, kimseye söylemem. Söylemem. İyi oldu, iyi. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Belki Melahat teyzeyle aramızdaki buzlar erir. Evet. Ama ben bunun bir detaylarını öğreneyim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?